Kuzum fış yaptın, bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Bazı şeyleri çok içine atıyor. Yani atıyor, biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Sonra birden patlıyor. Ha. O sırada patladığı şey çok ufak bir şey. Hani niye bu tepkiyi verdi diyorsun. Ama sonra işte konuştukça, çözüldükçe hani o neleri neleri biriktirmiş meğer. Yani neleri o... neleri? Yani böyle ufak ufak şeyler yine işte ne bileyim... gel eve girdiğimde direkt yanına gitmemişim mesela diyelim ki. İşte yani bir merhaba demeden mesela ne bileyim üstümü değiştirmeye geçmişim. En ufak sallıyorum. Ya da işte yemek söylemişim ona sormamışım falan. Böyle. Sen de şekerim biri daha var evde biliyor musun yani? Anlattığı şeyler yani. İşemişim sifonu çekmemişim Allah Allah. Yani biri daha var. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Ataşehir Duru Tiyatro'da rekor bir katılımla ilişki testi alkışlarla başlıyor. La la la. Sevgili Buse, sevgili Gökhan. Hoş geldiniz. Hoş merhaba. Olduk. Kaç senelik bir ilişki Gökhan? 5. Ne oldu? Ya 4,5-5 arasında gittim geldim de içeride sormuştum 5. Bu kadar korkarak başlayamazsın yani. Çekime. 5 mi? 5. Ha tamam. Nerede tanıştınız? Üniversitede tanıştık. Hangi üniversite bu? Haliç. Haliç Üniversitesi. Haliç. Bölümler? Hı-hı. Endüstriyel tasarım. Benim beslenme ve diyetetik. Ha, güzel ha. Sonra kim kimi beğendi? O beni beğendi. İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yok. İşte ben öyleyim. Hareketlere bak, o bakma orada. Biri oldu orada. 20 yıllık hayat arkadaşın 3 kelimeyle anlatır mısın bana? Şöyle, karısından korkmayan Allah'tan korkmaz. Hoş geldin Miroğlu. Eyvallah. Dövmede yaptırdın mı bunu böyle yukarıdan aşağı? Var var, onlar Latince. Da var. Abi ne yazıyor? Karısından korkmayan Allah'tan korkmaz. Hiç beklemiyordum. Bu ne kek o cümle ya. Mesut Bey, karısından korkmayan Allah'tan. Hakikaten aşık oldun mu hocam? Hakikaten aşık oldum. Gördün mü? Ha dedim mi? Ha dedim. Seninki biraz tuhaf oldu yani. Tamam. dedim. İşte o benzeri kelimeler öyle geldi arkadaşlar. Derste gördün. Hayır. Nerede? Ben... Dans kulübünün başkanıyım. Dansçıyım Haliç Üniversitesi'nin. Eskiden. Ne güzelmiş. Latin mi? Latin. Salsa, bachata, merengue, rumba. Arjantin tango. Var mı bir kursun falan? Duyur. Yok. Ha tamam. Tamam. Dans o da dansa geldi. Yok, o da değil. Kulüplerin tanıtıldığı bir fuar oldu. Tamam. O fuarda, o fuar fuar geziyordu. Alan işte dağcılık kulübü vardır. Dans kulübü vardır. O sırada da biz de dışarıda goy goy yapıyorduk. O sırada bizim broşürümüzü almış. Sonradan yan kulüpteki arkadaş dedi ki kıza bak. Arkadaşın da bayağı evet. Klas bir arkadaş. Çok. Oo karıya bak. Bakış o bakış bende. Ondan sonra planlar kuruldu ardı ardına. Ne planı bu? Ya öncesinde şöyle bir durum oldu. Baktım sigara içiyor. Hemen balkon kısmına geçiyor. O tarafa geçerken, tabii ben sigara içmiyorum. Ben de bir sigara içmek için çıktım. Hemen yanına doğru, sigaranız var mı? Gibi muhabbetlere girdim. Sonra Türk kahvesi ben içiyorlardı. Ben anlatayım mı? Tabii hayatım. Tabii. Şimdi şöyle oldu. Bu çocuk daha önce hiç konuşabildi mi ilişki süresinde? Yok, tabii ki de konuşabiliyor. Arada. Yani. O yetisi var. İki basamak seyirini çarpabiliyor, gayet güzel. Besliyor da beni. Evet. Şimdi şöyle oldu. Ben işte kulübe üye oldum. Sonrasında dersler bittikten sonra sigara içmeye terasa çıktım. Bunlar da orada işte oturmuş goy goy yapıyorlar. Bana dediler ki sana fal bakalım mı? Ben de o sırada tabii ki de fala düşkün bir insandım. Dedim olur yani. Beleşe bakacaklarsa neden olmasın? Bu çocukta gerçi fal bakıp para alacak adam tipi var yani. Evet. Doğru. Ama işte tavlamak için falan derken... Hocam bu böyle açık bir şey soracağım sana. İlk kez mi oluyor bu süreçler yoksa sen bu... Ya burada sorulacak soru değil şimdi bu. Yani daha önce kaç kere sigaraya başladın onu soruyorum ben sana. Ya oldu birkaç kere sigaraya birkaç fal daha birkaç baktım. Birkaç değildir o. Ben şimdi biliyorum o dans ortamlarını. Sen böyle balkon balkon geziyor muydun? Çok sık gezmiyordum ama gezdiğim zamanlar oldu. Tamam. Ama ona dedim ki ilk kez yaptım.
Yani oradaki arkadaşlar dedi ki Gökhan çok iyi fal bakıyor. Güzel. Ben de tipik kadınların duymasını istediği kelimeleri söyledim ard arda. Fal bakarken. Fal bakarken. Ne dedi? İşte bahtınız çok açık olacak. Siz aslında çok başarılı olacaksınız. İşte bakıyorum İstanbul'da mı değil mi onu öğreniyorum. Sen uzaktan geldin diyorum. Sakarya'dan geldim diyor. Yani diyorum ki Sakarya'dan gelmiş. Hemen cebe atıyorum. Atıyorum yani uzaktan geldin deyince Beylikdüzü'de uzak. Daha uzak Sakarya'dan. Olsun. Oradan hem onu tanımak amaçlı sorular soruyorum. O da cevap veriyor. Cevap verdiği cevabı bir sonrasında satıyorum ona geri. Sen de yedin bunu. Yedim. Aferin. Çok korkutucu. Yani. Yok değil canım. İlk flörtöz buluşma. Ay, 7 ay sonra falan oldu. Da değil de yani. 7. Şimdi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Yalan. 7. Eylül'de tanıştınız, Mart'ta sevgili mi? Eylül'de gördüm. Gördün. Heh. Beni niye düzeltiyorsun? Tanıştınız işte Eylül'de. Tamam, tanıştık. Tanışmadınız mı? Ha gördün. Gördüm. Tamam ama o balkona çıktığın gördüğün gün değil. İki saat öncesi. İki saat öncesi mi? Yani balkona çık... Herif delirdi. Bazen olur böyle. Her şeyden önce de evlendik. Ben. Haydi yine ben anlatayım gideyim. Kaldı çünkü. Kalmadı. Tamam. Doğru öyle. Yani aynı gün aslında gördüğüm gün balkona çıktık. Doğru dediniz ya. Benden daha iyi biliyor. Mahine bak diyor ki benden daha iyi biliyor. O kadar kolay ki bunu bilmek. Sen söyledin aynısını söyledim. Aa haklı diyor. Peki Mart'ta ne oldu? Nereye gittiniz ilk flörtöz buluşma? Sen bu 7 ay boyunca hep peşinden koştun mu hocam? Of sormayın neler vallahi, neler. Vallahi. Hep sormayın. Yok diyor. Ne çektirdi? O sıra peki çapkınlığın var mı? Yok. Sıfır. Sıfır. Yapma ya. Tabii çok kötü taktın oldum. Taktın kafaya. Ben. Tabii. Ne oldu Mart'ta? Nereye gittiniz? Bana dedi ki işte seni bir abimle tanıştırmaya götüreceğim dedi. İşte önce bir yemek yiyelim dedi. Hoş geldin Aynalı Tahir hangi abiyle? Bir abimle tanıştıracağım. Nargileci. Nereye gittiniz? Yok ben de o zamanlar işte böyle deli Fettah Can hayranlıyım. Fettah Can mı? Aynen. O zaman. Nasıl hikaye lan bu? Tamam dinliyorsun. İşte yemeğe götürdü. Yemeğe götürmeden önce de şöyle bir jest yaptı. Daha öncesinde bu işte sürekli beni tavlamak için ben o zamanlar yurtta kalıyorum. Bana sürekli çiçek gönderiyor. Sürekli çiçek gönderiyor falan böyle. Araya girebilir miyim? Tabii. Yurtta kalırken şöyle bir jest yaptım. Bir ertesi günü sınavı var. Sınavı olduğunu bildiğim için sabah yani çalışacak. Pazar sabahı sabahın köründe açık Starbucks buldum. İki tane kahve aldım. Bir çiçek aldım. Yurttan bir tane kızı ayarladım. Telefon ettim. Kız pijamalarıyla aşağıya indi. Bir kahveyi kıza verdim. Dedim ki bu senin kahven. Diğer kahveyi de Buse'ye götür. Bunu da ben içiyorum. Saçma sapan plan buymuş. Oturduk kahve içtik. Unutmuş. Bu senin. Bu daha güzelmiş lan. Bunu da ben içiyorum. Ne yapıyorsun? Zor olmuyor mu yurtta kalmak bile? Benim evim var. Bana gelir misin araba? Sen de öyle bir son anda piçlik yapacak bir durum da var yani. Al çiçek de senin. Hadi bakalım. Sakın söyleme o yukarıdakine. Rüşvet olarak kıza kahveyi verdim. Dedim ki diğerlerini de Buse'ye götür dedim. Gitmiş kahveyi vermiş. Ben o sırada uyuyorum ama. Kız odaya girdiğinde ben uyuyorum. Tamam. Sonra kızı aradım. Dedim ne oldu verdin mi? Çünkü bekliyorum aşağıda bir cevap atar bir şey yazar. Ne dedin dedim. Gökhan'ın selamı var dedim. O nedir dedim. Aleyküm selam dedi uyudu dedim. Ben Gökhan'ı uyuyuz ama bakayım ya. Çünkü aynen insan, öyle oldu. Evet yani uyandırılmak isterse kim olursa olsun. Ama o kadar çok çiçek gönderdim ki neredeyse her gün çiçek gönderiyordum. Vay. Her sen gün. Dümdüz ha. Fal bakayım çiçek yollayayım dümdüz. Öyle. Güzel ama iş görmüş. Kandım ama yani. Evet güzel olmuş. Aynen. Tabii. O akşam da işte sürekli çiçek gönderiyor ve benim hani o zamana kadar çok fazla bir çiçek kültürüm yok. Hangi çiçeği sevdiğimi bilmiyorum yani. Ondan sonra bu... Sen kendin mi bilmiyorsun? Ben kendim bilmiyorum. Böyle bir cümle duydunuz mu hayatında? Hangi çiçeği sevdiğimi bilmiyorum ya yani. Yani bir gül bir papatya biliyorum. Adam değişik çiçekler gönderiyor. Ondan sonra bana işte arabadan indik. Dedi ki bagajda dedi montum var dedi. Alır mısın dedi. Ben bagajı açtım. 3 farklı bukette çiçek var böyle. Ondan sonra işte dedi artık dedi hangisini sevdiğine karar verirsin falan dedi böyle. Jantel. Ondan sonra. Ne oluyor ya bir anda? Burada aşka çok susamış kadın var. Vay be. Neler oluyor be? Buketler çiçekler. Duy Ahmet. Ha yavrum ya. Vallahi çok çorak kadına denk geldik. Aşk be. Çok üzüldü yani. En çok ona koydu bu hikayeyi. Anlat azıcık daha anlat. Üzelim şunu var mısın?
Sonra işte yemeğe gittik, yemek yedik falan. Sonra Taksim'e geçtik. İşte ben bir abiyle tanışacağız diye bekliyorum. Ne abisi la bu arada? Ya şimdi... Mesut Açan konserine götürecekmiş de beni. Abi o mu? Konsere götüreceğim. Konserin en önündeyiz. Vay. A sırası. Her şeyi yani... ayarladım. En önü aldık. İşte Fethullah Can şarkıyı söylerken tükürükleri bize geliyor. O derece en öndeyiz. Organizatör mü tanıyordun? Yo. Her şeyden aldım bileti. Parasıyla diyelim. Hani... Buraya kadar ne kadar güzel geldi. Ayılığa gerek var mı şu an yani? Şimdi öyle. Kaç para harcadım biliyor musunuz? Şimdi ondan öncesinde şöyle bir durum var. Restoranda hep gittiğim restorana gittik. Oradaki garsonlar, restoranın sahibi falan beni tanıyor. Garson da o gün jest yapacağı tuttu. Ve çok konuşan birine denk geldik. Asla baş başa kalıp sohbet edemedik o akşam. Adam ananasın kızartmış, üstüne zeytin koymuş. Bunu denediniz mi deyip getiriyor bize. Abidik gubidik şeyler getiriyor. Yani niye deneyelim onu? Ben Giresunluyum. O Sakaryalı ananası niye kızartıyorsun bize? Getiriyorum şimdi. Ya biz tavuk şiş yiyip gideceğiz. Bırak biz bir sohbet edelim. İkimiz de canti giyinmişiz. Adam bizi rahatsız. Öyle durumlarda bizde hata. Yani çok böyle darlayan adamı çok net bir siktir git demeliyiz yani. Evet. Değil mi? Ama şimdi heyecan da var. Ananası hocam bir siktir git. Böyle sakin ol böyle. Hani böyle kibarca elin şöyle yani. Bir siktir git ne olur falan. Hani kırmadan. Gücendirmeden siktir git diyeceksin yani. Adam da diyor ki aslında ben size diyor kızarmış muz getirecektim diyor. Onlar çok güzel oldu. Sıçan bir midem kalktı ya. Ya çok garip. Kızarmış bacağı yer misiniz? Garip garip yemekler anlatıyor bize. Şimdi biz oradan erken kalkmak zorunda kaldık. Konser 10'da başlıyor. Bu adam çok konuşunca 8.30-9 gibi çıktık biz. Taksim'e gittik. Bir saat bekleyeceğiz mecbur. Kapı açılacak, gireceğiz. Tam onun karşısındaki Jolly Joker'in... Dedim. Dede bir şey olmaz. Jolly Joker'in karşısındaki mekana oturduk. Miller içiyoruz. Bekle. Kaç tane Miller içeceğim? Oğlum yetti senin markaların tamam birini dedim diye. Dedim diyor Jolly Joker'i bir daha söylüyor. Miller. Ha, bira. Bira içiyoruz. Miller, Miller. Tadım fıstık. Tamam. Bayağı bir bekledik. Şimdi benim oyalamam da lazım. Diyeceğim kelimeler de bitiyor belli bir süre sonra. Konserden haberi yok, sürpriz. Konserden haberi yok. Abimle tanışacağım. Abim dedi ilk buluşmada ne abisi? Ben de ağzımdan çıkmış bir yalan abimle tanıştıracağım. Seni iyi bir abimle tanışacağım. Şey ben gibi, de diyorum, sanayiye götürecek bir çift gibi konuşmuşum. Yani. Tabii o zaman gençlik oluyor öyle. Sonradan girdik. Karşıladılar bizi Gökhan Bey. İçeri aldılar. Vay. Bayağı durduk orada. İşte... Ya konsere gittik yani. Öyle. Durduk orada dedin konser. Konser işte orada. Ha, tamam. Adamın hiç alakası yok konserle belli ki. Durduk işte seviyor bekledik. Bravo. Söylüyor bir şeyler. Bayağı da para verdim zaten anı satayım. Kaç paraydı ön sıra? Ya, bir şey alırsın. Yanılmıyorsam 2 kişi 700 lira falandı. Vallahi mi lan? Tabii. Ben de Fethullah Can fanıyım artık. Fanıyım abi. Vay efendim ilişki testi pahalıymış. Boku mu pahalı? Evlenmedik falan gidecekti. Ben. Vay. Nerede ettin? Atatürk Orman Çiftliği. Nasıl etti kuzum? Yine orada ben oyuna geldim. Şöyle oldu. Bu sefer Fethullah Can'ın kendisini getirmiş. kuzenim var aynı bölümde okuyor. O bana dedi ki, benim dedi bir ödevim var. İşte Atatürk Orman Çiftliği'ne gidip işte oradaki bitkilerin falan fotoğrafını çekmem lazım dedi. İşte benimle gelir misin dedi. Senin de orada güzel fotoğraflarını çekerim dedi. Ben de kandım. İşte dedi ki süslen püslen falan dedi. Normal dedi bu adam yalan söyler mi sana arada? Yok ya başkasına söyler de bana söylemez. Ya kıza bak. Neler söylüyor başkasına Mesut Bey? Bana geldi bir nasıl dürüst? Hocam çok güzel bir dükkan açmışsın ha valla. İstesini çıkarma. Ya, o kadar... Müthiş bir kumpas kurmuşum. Aslında çok kötü bir şey. Çok kötü bir huyu var. Yalanımı düzeltiyor. Başkasına söylerken? Tabii. Otomatik olarak. Düzeltiyor yani. Bırak keyfini yaşayayım şunu. Hani örnek veriyorum. Biz Mesut'a gelirken ben Mesut arkadaşım. Ondan geldik falan dedim. Yo, yo değil. Değil ki. Aradılar bizden direkt. Ya bir sus havamızı atalım şurada. Arkadaşım ayrıca. Evet. Böyle böyle biz bu kızı delirtiriz herhalde. Tamam gittin Atatürk Orman Çiftliği'ne. Gittik ondan sonra ama giderken de şöyleyiz. Şimdi ben normalde sadece onunla gideceğim diye biliyorum. Gittik Gökhan'ın yanına. Gökhan geliyor, kız kardeşi geliyor. Ondan sonra hep birlikte biz gidiyoruz. Arabaya bindik ama diyorum ki... Ailen de mi geldi hocam?
Yok kız kardeşim yani. Ha. Kız kardeşi kuzenim ben Gökhan. Tamam. Ondan sonra diyorum ki bir ödev için bu kadar kabalık gitmeye ne gerek var? Ondan sonra biraz da aslında orada aymaya başladım ama neyse gittik. Yürüyoruz sağa sola bakınıyoruz. Arada bizim fotoğraflarımızı falan çekiyorlar. Sonra tam böyle yan yana fotoğrafımızı çekiyorlar. Birden bir baktım bu diz çöktü. Ondan sonra o sihirli sözcükleri söyledi. Neymiş onlar? İşte benimle evlenir misin falan. Yani. Ne o sözcükler? Karısından korkmayan? O anın şokuyla ben dedim ki kalk ne yapıyorsun falan dedim böyle bir. O anın şokuyla tepki mi gösterdin? Neden? Yani ne bileyim beklemiyorum o sırada evlenme teklif etmesini. Ondan sonra bu bana bakıyor, titriyor böyle hani bir cevap vereyim diye. Ben de ona bakıyorum ne cevap vereceğim diye. Yani evet diyeceğim biliyorum ama ağzımdan kelime çıkmıyor. Orada bir konuşmayı unuttum gibi bir şey oldu yani. Sonra en son dedi hani artık bir cevap versen. Ondan sonra çünkü öyle... şöyle bir şey. Bir gün öncesinde yağmur yağmış, toprak zeminin üstündeyiz. 90 kiloyum çöküyorum. Yavaş yavaş kaybolan bir adam. Yavaş ya, evet. Ezur ağzı kalmış. Yavaş yavaş. Hadi gidiyorum. Artık hadi artık. Gerçekten şöyle çamur oldu dizim. Vallahi mi? Vallahi ya. Sonra işte evet dedim. Evet evet diye bağırdı mı? Yok. Yok bağırmadı. Evet dedi kalk dedi. Kalk, kalk salak salak hareketle gel Gökhan. Tamam kalk hadi evet tamam hadi. İşin şokunu sonradan atlattı. Şimdi kız kardeşimle kuzenimin gelmesinin sebebi biri fotoğraf çekecekti, biri video çekecekti. Yani öyle bir şey ki biz şuradayız. Onlar da heyecandan böyle çekmiş. Biz yokuz videoda. Biz yokuz videoda. Ağaçlar var. Belki de varsındır da yerin altındasın da bilmiyoruz. O da olabilir. Gel çekmişler adam batmış ha. Oğlum çektim işte yoksun ben ne yapayım onu? Sonrasında tabii işi de ciddi olduğunu anlayınca dedi ki aşağıda göl var gölün oraya gidelim bir daha ediyormuş gibi yap. Şimdi orası şöyle. Hayatım sen ama büyülü bir anı adama bir daha ettirilir mi gönlünü? Orada fotoğraf çok güzel çıkıyordu ama. Sen fotoğrafı yine çektin. Niye bir daha teklif ettiriyorsun? Bu sefer göle batacak mı adam? 90 kilo ya. Ya işte ediyormuşçasına. Yine diz çöktü. O şaşırdı bu sefer. Böyle ha, falan pozlar falan yapıyorum pozda böyle. Ne kadar üzücü bir an bu ya. Yemin ediyorum kanım çekildi şu an yani. Değil mi? Ya, hayat böyle bir şey değil. Bir kere daha yaptıramazsın bu çocuğa aynı şeyleri. Yaptım. Yaptım. Hüsnü Bey yaptırabilir, yaptırır. 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 Çünkü karısından korkma ya. Sen 10 liranı geri al, sen hak ettin. İlişkinin kıskancı kim? Gösteren benim. Sinsi sinsi kıskanan o. Çok güzel anlattın ha. Evet. Vallahi. Hocam nereden anlıyoruz hanımın kıskanç olduğunu sence? Hemen söyleyeyim. Ben bir ara bu enerji taşları, enerjidir, işte çakralardır. Buna merak sardım. Sonra bir çakracıya gittim. Çakralarım var! Çakracı ne olur? Ya öyle... Çakra satıyor tam, ikinci. İsmini de tam bilmiyorum. Bilenler düzeltsin. Gittim. Çakracı tüküreyim i̇şte böyle mesleğe. Senin... İki yıllık çakra okudum Bayburt. Ne dedi çakracı? Gittim, işte beni bir SD'ye yatırdı, taş tuttu, taş dönüyor. SD'yim, emin misin çakracı olduğuna? Ya, zaten Beyazıt'ta bir hanın içindeydi. 1600'den beri çakracı, rahat ol uzan. Dedem de çakracıydı, uzan. Ama ön taraf gerçekten kıyafetçi, hemen arkasında SD var. Merdiven altı oğlum burası. Suç bu. Ya evet. Bir nevi inşallah çakra makra deyip bana büyü müyü bir şey yapmazlar şimdi duyup da. Böyle bir taşı... Hocam ne alakası var çakrayla? Ya şimdi izleyecekler. Diyecekler ki bizi ifşa etti. Beyazıt dedim. Şey dedim. Han dedim. İçerisi dedim. Adres verdim şu an diye bize. No 33. Seviyor. Günahı da seviyor ha. Dur bakalım belki çarpılır. Hep bir heyecan. Ayaklarım ters, lalala. Neyse, işte kadın çakraya falan baktı. Dedi ki senin bilmem neren kapalı açılması için 1750 lira dedi. Ben de kim bilir neren kapalı? Korkuyorum sonra. Moderasyon bende ama çok korkuyorum şu an. Hocam neren kapalıymış? Abi duyamazsın. 1750 lirayı açtı mı? Yok, 1750 lirayı vermedim. 1750 lirayı duyunca dedim ki bu dolandırıcı.
Aa! Vallahi uyanmam senin bu hikayeye. Kaç para olsaydı dolandırıcı olmayacaktı? 40 lira! 40 lira insan hiç kimse hiçbirini açmaz hocam, kusura bakma. Ha? 500 lirayı gözden çıkarmıştım. 500? Tabii, internette okudum bayağı işte iyi geliyormuş, iyi geliyormuş falan, nelere inanmadım ben. Neye iyi geliyormuş? İşte baş ağrısını falan kesiyormuş de... falan. Hay Allah, akıllı da bir adamsın. Ya öyleyim de, anlık oluyor. Sonrasında kadın bir tane bileklik verdi bana. Dedi ki bu bilekliğe sadece sen dokun ve mermer taşın üstüne koy dedi. Ha siktirsin ya, kusura bakma. Evet. Buse'ye söyledim. İnşallah ben çarpmam, o çarpır inşallah. Ben öyle dedim ama kusura bakmayın. Çakracı Hanım. Hanım mı? Hanım. Okey. Buse'ye dedim. Buse dedi böyle böyle, kadına inanmadım pek. Taş verdi ama dedim bu taş kalsın bende. Kimseye dedim dokundurtmayacağım. Bunu dedim akşamları yıkayıp şeyin üstüne koyacakmışım. Mermer tezgahın üstüne koyacakmışım. Aynen şöyle yaptı. O çok biliyor orospu dedi, böyle yaptı. Artık çarpılmayı garantiledik. Gökhan'ın başlattı bu hikayeyi. Ben üstüne koydum ve hanımefendi artık olayı tamamladı. Olsun. Hadi bakalım. Nas felak. O gün bugündür bileklik de takamıyorum. Abi takma zaten canım. Biraz tabii abartı bir tepki olmuş ama... Ya o yüzündeki ifadeyi görseydiniz, dedim bileğimi koparacak. Onun dışında böyle Instagram'ı, şifrem, yok, yok. Yok. Yani o konuda telefon karıştırması falan filan yok. Sadece bu olaylar anlıyoruz. Yoktur yani. Birbirinizin ilk uzun ilişkisi misiniz? Yok. Çocuklar şey var, bu konuyu ne olur, ne olur geçelim. Şu an kaç sene olmuştu? 5 miydi? 5 sene, 1,5 yıllık evlilik. Bundan önce kaç sene oldu senin? 2 sene. Senin hocam? 1,5, 3, 1,5. Pide mi istiyor benden? Ne istiyor? İkisi sucuklu. Acılı. Değil ki bana ikisi sucuklu. Böyle bir pide siparişi versen amma koyar. 1,5, 3, 1,5. Abi siktir git, rica ederim ya. Ha, bu 4. ilişkin senin. Diğer kısa uzun olanları olan saymıyorsak. Uzun olarak uzun tabii. Uzun olan 4. Hadi ya. Tabii. Uzun da sürmüş 3 yıl olan. 1,5'lar da tabii. Üniversite zamanıydı ama. Yani hep sen anladım. 1, 2, 3. Sen pek yalnız kalmıyordun yani sen o dönem. Hiç. Ha? Tabii. Nasıl bir intiba oluşturdum acaba? Sana üniversitenin piçi diyorlar mıydı orada mesela o dönem? Piçi demiyorlardı, arkamdan diyorlardır herhalde. Ha anladım. Bu çocuk çapkındır gibi bir yok, intiba. Yok çapkın değildim de üniversitenin o zaman popüleriydim. Yapma ya. Tabii. Dansmans. Tabii. Sen biliyor musun dans? Biliyorum işte. Gittim bir belki sene. Belki programın sonuna doğru bir dans ederiz. Yok etmeyiz. Üçümüz. 1,5, 3, 1,5. İster misin? Hiç ayrılık oldu mu? Yok. Yok. Sıfır. Sıfır. Salonda yattığın falan? Biz hep salonda yatıyoruz zaten. Koltuklar çok rahat da. Çok rahat da yani. Bazen salonda yatıyoruz o yüzden. Beraber ama hep. Ha, tabii evet. Tabii. Ha tamam. O burada ben orada. Aynen. Ayaklı başlı. Şöyle. Bir tane ranza al üstüne al. Hadi kardeşim. Devrem. Devrem mi? Hiç kavga ediyor musunuz bu arada? Ediyoruz. Tartışma? Oluyor. Ha olur tabii. Normal. Ne çıktı en sert ağzından kuzum? Yani öyle çok küfür etmedim. Ya çok değil aslında, küfür etmedim. Ne duydun hocam en sert? Yani bu ara ben ameliyat oldum. Ameliyattan sonra geçmiş olsun. Evde çok kaldık. İşte Müge Anlı'yı, Esra Erol'u çok izledik. Öyle olduktan sonra bayağı bu ara... da kaliteli zamana geçiyorsunuz beraber. Ondan sonra bana bir şerefsiz diyor bu aralar. Ama hani böyle onların kavgaları vardı diye, şerefsiz sen niye izin verdin o zaman şerefsiz falan diye. O arada öyle bir şerefsiz falan diyor. Bu ara şerefsiz diyorum. Bayağı bir. Sen bozulmuyor tabii bu durumu. Yok canım, niye bozdum ya? Sen... Abi gururumuz yok, ne yapalım şimdi ya? Olmayan şeye ben niye üzüleyim de bozulayım ya? Yok ya yok, ne yapalım? Sen hocam en sert ne çıktı ağzından? Ya ben hadi oradan demek için ha siktir lan dedim de yani o bayağı alındı ona. Ya bana niye siktir dedin? Hani sana demedim. Hani olayı daha iyi anlatabilmek için ha siktir dedim. O alındı. Sen tabii kız senin bütün yalanlarına inandığı için burada da kandırırım demişsin ama. Yok gerçekten yani bir olay anlatıyor dedim. O da dedi ki yani böyle
olmaz, bana diyemezsin bunu dedi. Doğru demiş. Dedim özür dilerim. Hadi oradan. Sen şimdi diyetisyensin ya. Özel ders falan mı veriyorsun? Şey. Soruma adam... sıçayım ben gerçekten şu an. Hanımefendi böyle bir rica ederim ama ilk hatamızda. Mesut sorunuza sıçayım ha. Sana diyorum sana. Allah'ın cezası. Sen biliyorsun sen kendini. O kadar para verdik böyle salak sorular sorulacaksa. Yani bir Instagram sayfan var mı? Var. Tamam, onu duyurabilirsin diye ben konuyu açtım. Ay kamera. Şuraya söylüyorum. Söyle söyle. Şuraya da söyleyebilirim. Şuraya da her yere söyleyebilirim, tamam. Oğlum fark etmez, söyle bir Allah'ını söylesene. Deliye bak böyle, nereye söylüyor? Heyecanlandım. Tamam. Heyecanlandım. Diyetisyen Buse Ayta yazdıklarına da çıkar da... Diyetisyen Buse Ayta. Hayta. Hayta. Tekirdağlı mısınız? Kullanıcı... ben devam edeyim. Kullanıcı adımda... Komikti de benim üzerimden olduğu için çok gülemedim o yüzden. Yoksa komik. Ama ben seni döveceğim birazdan, haberin olsun. Ben de öyle. kullanıcı adımda I am Dutch'ım. Neymiş ayım? Dutch'ım. Dutch. Yani... Dutch. İngilizce. Dutch'ım. Tabii İngiliz aksanıyla konuştuğu için anlamadınız. Are you Dutch'ım? I am Dutch'ım. I am not Dutch'ım. Of course. There's... Geliyor. Başka var mı başka? Birbirimizin ne kazandığını biliyor musunuz? Ben onun biliyorum. Evet. Benimki değiştiği için pek bilmiyor. Tamam. Yani ben şöyle seans usulü ya da aylık hasta başına hani çalıştığım için az çok benimkisi belli oluyor. Yani ne bileyim yeni hasta başlıyor mesela. İşte diyorum ki yeni hasta başladı. Bugün işte ne bileyim. Hasta mı diyorsunuz siz sana gelenlere? Danışan diyoruz, hasta diyoruz. Bitik diyoruz. Ölüme yakın gözü toprağa bakıyor diyoruz. Ne diyeceğim? Yani eğer hastalığı varsa hasta oluyor da normal kilo vermek almak için geldiysen danışan. Tamam oldu şimdi. O yüzden hani ben hemen bunu onunla paylaştığım için az çok hani ne kazandığımı biliyor o konuda. Ama onunkisi değişken biraz. Kim özel hesapları? Ben. O der. Birbirinizden mesela para alıp verdiğinizde borç mudur bunun adı? Yok. Ha bitti o konu, kapattınız. Yok. Anladım. Senden çok daha fazla kazansaydı, 5 katın kazanıyor. Bu senin içten içe rahatsız eder miydi? Yok, memnun olurum. Telefonları uçak moduna alıyoruz. İkinci bölüme başlıyoruz arkadaşlar. Hiç kalmadı mı heyecan? Yok. Ha tamam işte. Herhalde büyü falan böyle tabir ediyor yani. Çakıcı da böyle. Güvercin kanadı vallahi bak burada. Kamera tam nerede? Şurada, şuraya gelmiş. Süpersin. Hanımlar beyler! Ne yaptınız? Biz burada çok eğleniyoruz var ya, yemin ediyorum. YouTube'da en boktan yerleri YouTube'a koyuyoruz. Öyle söyleyeyim. Neden? Çünkü para vermedin. Dur dur, gereksiz oldu. Hanımlar beyler! Şimdi şöyle bir şey oldu ikincide de. Hanımlar beğendiğim gülünce sanki böyle beni eğiliyormuşuz gibi oldu, anladın mı? Şuna gülelim de azıcık coşsun. İlişki testi alkışlarla devam ediyor. Duru Ataşehir'deyiz. Acayip de sevdik. İlk kez burada çekiyoruz. Çok da sevdik bu sahneyi. Bir geçen hafta bir, bu hafta ikinci. Sevgili Buse. Sevgili Gökhan. Çakracı aradı beni arada. Geliyorum, cinlerimle geliyorum, kaybolmasın dedi. Kuzum sence bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil. Yani görünen köy. Tabii. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Yani aslında yok ama... Kendisi rahatsız olduğu için... Yok zaten burnunu yaptırdı daha yeni. Yapılmış hali mi? Pardon kanki. Affedersin ben şimdi bunu söyleyecek durumda değilim ama olsun yine de. Yine de ucuza kaçmış birazcık. Nereye gittin? Hanıma gittin yine yaptırdı. Çakracı bir 750 demiş burnunu da yaparsan olur. Yat bakalım yapalım gel. Çakracının burnu böyle yapılır. Mesut Bey. Daha bir saat önce bandını çıkardım geldim. Aynen. Aa çok yeni. Tabii. Evet bir hafta oldu. Çok geçmişler olsun. Vallahi, sağ olun. Var mı ağrısızı?
Yok, hiç olmadı. Ha, çok güzel. Herhalde bir şey yapmadılar. Çok kötü olan. Basmışlar narkozu, bantlamışlar, tamam uyanacak. Uyanınca dedin ki çok güzel oldu. Tamam, tamam. Bugün aile WhatsApp'ında da öyle döndü. Hani dedim herhalde bir şey yapmadılar. Bakıyorum aynaya aynı. Nefes alışverişte? Ha, tabii onlar orada değişti. Ha, et mi aldılar? Yok. Rinoplasti neydi onun adı? Rinoplasti. Rinoplasti de yaptılar. Yani estetik de yaptılar. Kemik ama bu kadar oluyor yandı demek ki. Ha yok abi olmuş bir canım. Yok ben yani. Egzecere ediyorum. Kemer yani vardı sizinki gibi, o kemer yok artık. Sen bilirsin. Çok tatlı zelleri gidecek. Welcome to the jungle. Ne dedim acaba şu an? Orman hoş. İyi gece tehdit de dedim. Welcome to the my home. Sence bu arada kaşı kaş gözü göz mü kuzum? Kaşı kaş gözü göz ama işte hani illa bir şey söyleyeceksem boyu biraz daha uzun olabilirdi. Mesela illa bir şey dedin ya, bu ikinci. Yani burnunu da söyledin ya az evvel. Olsun. Kası kas mı? Kası yok. Hüsnü daha önce görmediğim için ne olduğunu bilmiyorum ben yani. Bana kaslıyım diyor, inanıyorum. Bana yalan söylemediği için. Kası hiç mi yok? Yani... Sıfır. Sıfır. Vallahi mi kız? Yok ya. İster yani miydin? Yok. Ben... Masa ayakta duracağım kasım. Ya var. Hocam temel olarak, anatomik olarak. Biz de demedik koca bir kıkırdaksın diye yani. Öyle bir kulak memesiymiş kocaman. 1.75 böyle. Şöbiyet gibi geziyor. Lan hoş geldin höşmerim. Keşkülmüşüm gibi bahsediyorsunuz. Aklıma keşkül gelmedi. 8 tane tatlı saydım. Ağzına sıçayım böyle şimdi. Keşkül diyecektim. Sen istemezdin kaslı yok, olsun. Güzel. Hocam vallahi müthiş dükkan açmışsın yani, harika yani. Dünyanın en güzel kadını mı? Dünyanın en güzel kadını. Oo. Oo. Şu an o'ya gerek var mı şu an tam? Daha güzel olsaydı dedim bir fiziki özellik. Saçı kısa olsa daha iyi olurdu yani, böyle küt. Hareketlere bak, küt. Sen başka bir kadın hayal ediyorsun o zaman. Yo, ben hep söylüyorum saçını biraz daha kestir, biraz daha kestir diye. Şöyle. O da hep düğün var diyor. Hani bizim... düğüne de yapayım, saçımı yaptırayım öyle kestiririm. Bizim nişan zamanı istemişti işte kestir diye. O zaman tabii nişan var, saçımı yaptırmam gerekiyor, kestirmedi. Ama nişan yapıldı, ertesi gün mesela kestirmeye gitmiştim saçımı. Kıyamadı yine buralarda. Sen ne istiyorsun, kafanda ne var? Şey, bilenler bilir, Victoria Beckham. Usulü saç denir ya. Yok. Ben kestiremem öyle. Bilen... Sen mesela... öpüşüyorsunuz. Mesela gözünü kapatıyorsun. Victoria Beckham mı hayal ediyorsun? Yok ben gözümü kapatmıyorum. Şu an saçları küt 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 küt. Kapatmıyorum. Hanım kaçmasın. Oğlum kapat, bir şey olmaz. 2 dakika zaten dudağında. Yok Victoria. Nereye gitti lan bu? Saçma sapan bölümümüz devam ediyor. Kaşı kaş göz göz. Kaşı kaş göz göz. Maşallah. Evet, evet. Bu kadın sana çok, o çok net. Ama sen de sevgi dolu olduğun için oradan çeviriyorsun. Yok mu oğlum, böyle düşündüğümden değil. Burnunu mu kemerledi? Nerem kemerledi benim? Kızım, fışt yaptın, bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Bazı şeyleri çok içine atıyor. Yani atıyor, biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Sonra birden patlıyor. Ha. O sırada patladığı şey çok ufak bir şey. Hani niye bu tepkiyi verdi diyorsun. Ama sonra işte konuştukça, çözüldükçe hani o neleri neleri biriktirmiş meğer. Yani neleri o... neleri? Yani böyle ufak ufak şeyler yine işte ne bileyim... gel eve girdiğimde direkt yanına gitmemişim mesela diyelim ki. İşte yani bir merhaba demeden mesela ne bileyim üstümü değiştirmeye geçmişim. En ufak sallıyorum. Ya da işte yemek söylemişim, ona sormamışım falan. Böyle. Sen de şekerim, biri daha var evde biliyorsun değil mi yani? Anlattığı şeyler yani. İşemişim, sifonu çekmemişim, Allah Allah. Yani biri daha var. Ya evet.
Hadi eşini de geçtim. Bir kişi daha var yani. Bir merhaba denir. Yemek söylerken sen de yer misin? Karşıda geçip yiyor muydun? Sen aç mısın? Al bak sen yemek burada. Yok öyle bir şey yaptığından değil de hatta bu yemek konusu ondan verdiğim bir örnek. Yani o yapmadı da. Ha. Şu an biraz da böyle bir şey yapıyorum ona. Dokunduruyorum da bu arada. Bizim de haberimiz olursa böyle şeylerden. Biz bilmediğimiz için ne yaşandığını. Ya böyle ufak ufak şeyleri biriktiriyor. Sonra birden işte patlıyor. Kavga ediyoruz. Öyle oluyor yani. Onu değiştirmek isterdim. Hani eğer bir şey takılıyorsa o anda bana söylesin. Halledelim bitsin orada. Ne diyeceksin bu konuda hocam? Kabul etmiyor ki söylesem de. Eğer bir şey oluyor söylüyorum. Şimdi Buse'yle tartışmak mümkün değil. Bir şey söylediğiniz zaman hemen gözyaşı akmaya başlıyor. Mecbur biriktiriyorsunuz. Ya sinirden ağlıyorum ben. Mecbur biriktiriyorum yani. Ben hemen de istemezdim. Ağlıyor mu? Hemen ağlıyor. Evet. Bir şey söylüyorum sinirli. Hemen ağlıyor. Ne diyeceksin ki şimdi ağlıyor. Kuzum bu ne böyle bebek gibi sen? Biraz öyle. Aynı zamanda pişik misin? Yani bu yaşları geçmiş olman lazım yani. Ya şey. Sonra ayağımda sallıyorum susuyorum. Ağlama artık tamam ağlama. Alçı bir yanımda. Buraya da üç kişi sığar ha, yemin ediyorum. Şurada çekirdek aile sallıyor. Çok eğlenceli olur ya. Çok çok. Hayal ettiler benim onları sallamayı yani. İlişki testinden bunu bekleyemezsiniz ya. Biz o kadar güldürdük ama gelin artık bize. Uyuyamıyoruz. Yani üzüntüden falan böyle kolay ağlayan bir insan değilim ama bir şey sinirlendiğimde... Anladım. Bazı insan yani. Öyledir. Siniri aynen. Göze vurur. Öyle oluyor. Ne dedim acaba yine ben? Ben anladım ama. Vallahi ben anlamadım. Şekerim çok sağ ol. Yani öyle. Anladım. Bir anda patlıyor musun hocam böyle bir kibirlik? Patlarım. Vallahi. Yani bayağı sinirlenirim. Ne yapıyor sinirlenince? Yani kafamı duvara vururum öncelikle. Öyle bir özelliğim vardır. Bu özellik ne demek? Bu hastalık. Git tedavi ol yani. Bir yeter artık. Böyle tartışma olmaz olsun ya. Biri ağlıyor. İkiden deliye ağlıyoruz ilişki testi diye burada ya. Kendimi odaya kapatırım. Kendimi şey odaya kapatıyorum. Abi canım. Şey yapar. Kimseyi almam. Kim, o bir iki kişisiniz. Kimi alacağız zaten bir hanım? Kimseyi almam diyor. Yine al. Ama bir ıslıkla 15-20 kişi oluyoruz biz de. Ya aile kalabalık. Sen beni tehdit mi ettin az önce? Mesut Bey, yaparım ağzına sıçar ağzınıza. Benim dayım mafya sizi sikertir öyle söyleyeyim. Sen mi söyledin mafya olduğunu? Birden böyle ortadan kaybolur sinirlendiğinde. Tamam o güzel ama kafanı vurma duvarlara. Yani. O çok ekstra bir. Kendine de zararı var. O... Şov biraz. Hani. Şov mu? Tam vurmuyorum Mesut Bey. Sürterek. Yanlış buralar hep böyle. Kanamıyor da yanlış. Sen hocam fışt yaptın bir huyu değişecek. Birkaç tane fışt yapma hakkım varsa şimdi onları kullanalım. Çubuk senin istediği kadar fışt. Şimdi zaten her şey her yere her şeye çok geç hazırlanıyor. Eğer onun için bir şey önemli değilse hiçbir şey önemli değil. Yani ne dedin siz, acaba şu an? Şöyle bir şey. Benim... Bir şey anlayan var mı? Onun için bir şey önemli değilse hiçbir şey önemli değil. Tabii. Önemli olsa her şey önemli. Benim mesela saat 9'da kalkıp işte bir sunuma gitmem gerekir ya veya bir yere gitmem gerekiyor. Yalvarırım kalksın diye. Saat 8.30'da kalkar. Biz ona doğru evden çıkarız. 11 gibi yerde yani gideceğimiz yerde bulunuruz ve ben o süre zarfında sinir küpü olurum. Beraber gitmeyin. Yani onu da teklif ediyorum ben. Ben gideyim diyorum. Bu sefer de hani trip yerim diye de korkuyorum. Dünyanın lafını söyleyecek, bensiz mi gideceksin? Daha geçen gün de oldu aynısı yani. Ne oldu? Şimdi içim atmıştım da. Duvar getirin, duvar. Vuracak. İçime attım diyor, bana patlıyor manyak. Terapist bey. Katatsız. Ne yaptın? Yine hazırlanamadım. Yani gideceğim. Sen de çok tatlı. Artık yani öyle bir şey ki kız kardeşimle aynı yerde çalışıyorlar. Yani ofisleri ortak. Kız kardeşim psikolog. Kamera orada. Kız kardeşimle beraber gidecekler. Onu alacak gidecek. Düşünün 10'da gideceklerse kız kardeşim diyor ki 8'de hazır ol. Neden? Çünkü 8'de hazır ol dediyse 10'da hazırlanacak. Ha anladım.
Artık yani, ona böyle önden zaman veriyorsunuz fazla. Tabii. Versek mi olur ki yine? 12'de gidiyorlar yine. Ama kendi işi olduğu zaman, mesela kendisiyle alakalı bir şey varsa 8.30'da mı? 6.30'da kalkar hazırlanır, 8.30'da orada olur. Ama kendisinin dışındaki herhangi bir olayla alakalı dünya yansın. Hiç. Belki seni sevmiyordur. Bir gaza geldim ben ya. Evet, evet. Sonra dur. Oğlum coşma, ben yokum yarın. Valla. Biraz onunla yatacağız. Öyle mi kızım? Kendi işlerinle ilgili daha mı özenlisin? Ya aslında öyle değil. Evet, geç hazırlanıyorum ve hep geç kalıyorum genelde bir yerlere, bir şeylere. Ama mesela daha hızlı hazırlandığım durumlar acil durumlar olabiliyor mesela böyle. Acilen mesela ne bileyim bir hastalık, bir hastane durumu olduğu zaman oturup işte iki saat boyanmıyorum ya da hazırlanmıyorum doğal olarak. Bir zahmet hastane tuvalete gitmeler. Affedersin. Topuklu ayakkabılarla. Ne oluruz? Radyoterapi mi? Geçer geçer. Yani öyle olduğu için hani diğer durumlarda işte hazırlanmaya bir iki saat öncesinden başlıyorum genelde. Bir de böyle biraz aheste davranıyorum genelde ben. O konuda haklı. Keyfini evet. Çıkarıyorsun hazırlanırken. Yani evet. Ama anlaşılabilir bir şey bu ya. Evet, o kadar da abartı değil. Hep var, o yüzden belki dokunuyor olabilir. Yani. Keza bir ikincisi de falan. Neymiş? Bir ikincisi de şu. Önemli olayları hiç sallamaz. Mesela annesi pazartesi günü atıyorum ameliyat olacak. Bunun için ilaç alınması lazım. Bu çarşambadan bellidir. Benim elime ilaç listesini pazardan tutuşturur. Pazar günü nöbetçi eczanede ilaçları bulabilirsin. Bir kere oldu da öyle. Ver bir cumartesi alayım istediğin ilacı. Dur dur, ben bir gaza geldim. Siz bir durun bir. Çubuk nerede çubuk? Hocam şimdi senin 1,5-3 tane ilişkin vardı ya. Evet. Baba o jungle. Yok be, jungle değil ya. Başka bir dil oluşturduk böyle. O jungle. Ben de bir jungle değil. Ne konuşuyoruz oğlum biz? Ice White Chat gibi şifreli şifreli. Tövbe estağfurullah. 11'de jungle. Eski sevgililerinden bir tanesi bir sebepten hastanede. Refakatçi olarak da Gökhan'ı çağırıyor. Gitsin mi? Gider misin hocam? Gitmem. Ne dersin? Ya adam yok, beni arayamazlar zaten beni. Engelliler mi? Yok, engelli değiller de keskin çizgilerim vardır benim. Çizdim mi daha hayatta. Hareketlere bak. Kırmızı çizgilerim vardır. Beni al ararlar. Oğlum tamam. Keskin çizgilerim var, arayamazlar. Aradı diyelim ama. Önemli değil mi? Aradır. Çağırıyor refakatçi olarak. Başka adam mı yok derim. Yok dedi. Kusura bakma derim. Karım izin vermiyor. Yani. Kendin peki içsel olarak ister misin? Yok. Sen rahatsız olur musun gitse? Olurum. Ha. Ya yalan yok, olurum yani. Olunur. Olur yani. Ya illa da gidecekse beraber ben de gideriz. De niye gidelim yani? Ya illa diyorum yani. Adamın eski sevgisi, hasta yatağındayım. Mutlu Mesut gelmiş ya. Siz de gidin, ne yapıyorsunuz ya? Biz çok mutluyuz da tamam. Gidelim Mesut. Gidelim Mesut. Öpüşüyorlar böyle karşımda. Her yerim bağlanmış böyle. Onun için giderim. Eski sevgilin aradı. Karakolda. Gel al diyor. Arayacak kimsesi kalmamış. Gider mi hocam? Gitmez. Gitmem. Avukat değilim sonuçta yani. Ya mantıklı bakma, zaten öyle bir şey olmaz da. Salak salak soruyor. Şey yapma. Ciddiye alma çok. Deliyor acık. O bir kızı çok sevmiş, vermemişler. Hocam. Bir sebepten ayrıldınız ve bastı gitti hanım. Ne kadar zamanda toparlarsın sence? 6 ay falan. İyi lan. Kısa süre. Şimdi iki haline gelir misin yaşam enerjisi olarak? Tabii, işe veririm kendimi büyük ihtimal. 7/24 işle çalışır olurum. Pazar günüm dahil hep işle geçer. Sonra? Düşünme vaktim olmaz. 6 ayın sonunda da sonra yeni bir evlilik. Düşünmem herhalde evlilik daha. Yani tepede bırakırım. Vay. O bir tane her boku alkışı ne var? Yine o bak şurada. Yani zirvede bırakırsın. Evet. Güzel cevap ama ha. Sen kuzum, Elif bastı gitti. Ne kadar zamanda toparlarsın? Ben kolay toparlayamam bence ya. Yani şöyle dönemsel olarak dağılırım diye düşünüyorum. Ya başta birkaç ay böyle bir herhalde işte depresyonda olurum. Sonra bir kendime gelirim. Sonra tekrar girerim falan. Öyle bir sene gider öyle büyük ihtimalle. Bir sene. Sonra? Normale bakarım onun nasıl hayatı yaşadığına.
Ha, stalklayacak. Stalklarım. Baktım yolunda devam ediyor. Derim ki ben de devam ederim o zaman derim yani. Çok güzel konuştun. Ama unutma. Karısından korkma ya. Hocam hanımı huy olarak bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin? Kedi. Neden? İstemediğinde hiçbir şey yapamazsınız. Yani o isteyecek, seveceksiniz. O isteyecek, sınaşacak. O isteyecek, mama yiyecek. Yani o istemezse bir şey yapamazsınız. O yüzden kedi. Oğlum sen niye doldun bu kadar yani? Ya. Az önce de yani o... Bir şey olmuş yani. O olaydan önce sorsaydınız farklı hayvan çıkardı. Şimdi kedi. Hangi olaydan? Hani o... Olay değil de neydi? Ne anlatıyor kim bilir? Ne ya? Ben neredeyim şu an? Ben de anlamıyorum şu an. Hangi olay abi? Ya şey var ya fışt. Ha. Fışt tabii sinirlendim ona da. Şimdi değiştirmek... Çubuk. Tamam ben neydi anlatıyorum. Arada sen bir şey mi kullandın tam da arada? Böyle değildin sen ya. Böyle yapıyorum. Fışt fışt. Kız bir şey anlatıyor yanına mı yapıyor? Çubuk. Şimdi bilendi o olumsuz özelliklerimi düşünürken. Öyle olunca böyle cevap verdi. Ha, kendine mi bilendin ya? Coştun anlatırken. Ha, ha. Ha, bir şey yok canım. Yok ya. Bence delirdi ha, sana söylüyorum. Gitti aklı gitti yani şu an. Dur bakalım bu program nasıl bitecek, hayırlısı olsun. Ben de merak ediyorum. Sen kızım, huy olarak bir hayvana benzeyecek olursan? Köpek. Neden? Yani kötü anlaşılmasın da şey böyle, ne bileyim köpekler böyle tatlıştır. Böyle canlıdır. Hocam ondan... tam köpek olamıyor, yapma. Av diyor, inanamıyorum. Av mı? Yani böyle sadıktır falan, öyle hani böyle dosttur. Hani. Tamam. Ondan. Sadık bir dostun mu bu adam senin? Evet. Aynı zamanda... Kimseleyin böyle ilişkiye. Aynı zamanda en iyi arkadaşımdır o. Evet. Vay. Tabii. Öyle misiniz hakikaten? Evet. Öyleyim. Daha iyi arkadaşın var mı hanımdan? Yok. Net. Ondan bir tık altı İrfan var işte. Gene haksızlık olmasın diye adını da veriyor. İrfan dışında. Gücenir. Ayıp olmasın. Fışt yaptın. İrfan'ın bir huyunu değiştirsen. Saçma sapan 25 dakika İrfan konuşuyorsun bundan sonra. Bok bir program. Kimse değil. Bize ne abi İrfan'dan? Sokacağım İrfan'la ya. Hocam hayran olduğun bir ünlü var mı? Gal Gadot. Kim? Gal Gadot. Gal Gadot. Kara beni bir yere çağırıyor. Böyle bir bak. Gal Gadot. Gal Gadot. Anlamadık ki böyle bir. Daha kısık. Gal Gadot. Oğlum hanım duyuyor yanımda. İşte kısık. Korkuyor. Gal Gadot. Gel ya Gal Gadot gel. Çünkü hanımın da... Şunu bir... Allah sen telaffuz et bir anlayalım. Ben tanımıyorum belli ki. Gal Gadot. Kim o? Bile... Wonder Woman var ya. Ha tamam oldu nasıl şimdi. Nasıl İsrailli? Wonder Woman. Neymiş? İsrailli. İsrailli. Tabii. Bizi ne bu ayrıntıdan? Ya belki İsrailli para tutar abi. Yahudi olduğu için onlar. Çok cimriler. Onlar birbirine yardım ediyor. Ama o dünyayı 7 tane aile yönetiyormuş dünyayı. İrfan da gelsin üçümüz yapamıyoruz sözü. Konu Habertürk'e döndü. Buradan geldi Wonder Woman. Şimdi Ataşehir'den böyle seke seke böyle kafalara basa basa geldi. Şurada uzattı elini. Gider misin bir hafta? Sana böyle yaptı bak sürekli. Halga tut. Halga tut. Anlamadık şey böyle yapıyor. Halga tut. Şimdi hanım ablamız çok güzel gerçekten. Hanım abla. Evet. Eniştemle delirmeceler. Tamam. Oturur. Oturur kahve içerim. Oturur kahve içerim ve bir hafta çok uzun. Bir hafta kahve iç. Çok uzun. Çok uzun bir hafta. Vallahi. Vallahi çok uzun. Ya gel dedi gidelim bir hafta gezelim dünyayı. Yok. Yok. Olmaz yok. Gider misin hakikaten? Gitmem bir hafta. Vallahi. Vallahi gitmem. Kahve senin... içelim oturur. Ne, tamam yeterli. Senin kuzum hayran olduğun ünlü? Tom Ellis. Anlat bakalım kim? Ben iyice yaşlandım kimseyi tanımıyorum. Lucifer. Lucifer. Ha. Bana da çocuk gibi anlatıyorlar. O Wonder Woman öbürü Lucifer. Yarı saylanmış yalnız. Geldi şuradan Lucifer. Hoş geldi. Diz çöktü. Olsun. Yerde toprak ıslak.
Bu adam çöküyor. Yavaş yavaş batıyor. Bir hafta gelmezsen yavaş yavaş batıyor. Gözden kaybolacak. Bir hafta gider misin? Yok, gitmem. Hakikaten. Kahve içer misin? İçerim. Kahve içerim de bir hafta gitmem yani. Feta Can. Neymiş? Feta Can gelsin diyor. Sakin. Hemen 5 liranı geri al. Hemen. O 5'lik bu. 5 liranı geri al. Bak ne diyeceğim. Feta Can geldi. Hayda. Ulan ben de zehir gibi çalışıyor aklım abi. Değil mi? Feta Can geldi. Diyor ki, turneye gidiyorum. Kulis gezer misin benimle? Onunla gezerim ya. Cansu, o zaman siklet Lucifer'i. Hayır öyle değil ama yani. Bir şey demedim abi, kulis. Yok, kulis ben bir şey dedim, ben Cansu yollar seni dedim. Hayır, şunu da düşünüyorum. Sonuçta iki tane çok güzel bebekleri var. İkiz. Tamam. Onları da severim. Bakıcı olarak için. Ya Allah'ım ya. Adam da ekmeğini de paranı al, paranı al. Bir konserde kaç para kazandın? Ben 700 lira verdim ona. Kaç yılında ön sıraya. Bakıcı olarak gitsen çok komik olur. Vallahi. Bebek altı temizliği böyle. Ne kaldı sonra gelsin soru? Oo harika. Aklıma soru geldi. Bak anlaşılıyor videoda dışarı beni satmayın ha. Şimdi ben soruyu söyledim deyin ki wow nasıl soru bu ya. Feta Can geldi. Saçma sapan. Kuzum, bu adam dedi ki ben iş gücü bırakacağım. Bundan sonra evde gitar çalacağım. Ne oldu lan? Ha doğru, ben aklım gitmeye gideceğim. Aklı gidiyor sonunda ilişki testi. Devam ediyor. İnsanlar hep söylemiş. Kırmamış diyor ki ne yapıyorsunuz ya? Tam sopalık. Şey benim evlenme teklifindeki kim lan? Biliyor ama. Bütün gün. Arada biz beni mi çekiştiriyoruz? Bunlar duyuluyoruz. Arkadaşlar iyice yaşlı gibi bana. Yapmayın böyle şeyler. Yani. Mikrofon var duyuluyor, biz bunları yayınlayacağız. Hayatı boyunca odasından sadece böyle yemek yemeye çıkıyor ve gitar çalıp beste yapacak. Hırslanmış. O Feta Can'dan daha güzel şarkı yapabiliyor. Bu adama ne kadar süre katlanırsın ve bakarsın? Hadi bakalım. Yani aslında işini çok bırakabilecek bir insan değil. İşkolik kendisi de. Diyelim. Ben hani meczupum ya ben, öyle ciddiye alma. Sordum öyle. Estağfurullah. Buyurun. Yani bilmiyorum ya. Belki de güzel de olabilir. Yani. Çok da kötü bakmamak lazım. Tamam işte içeriden güzel güzel melodiler giriyor. Ama diyor ki ben kendim için yapıyorum, yayınlamak istemiyorum. Olur öyle istiyorsa öyle yap. Vallahi ne kadar süre arkasında durursun sence? Ne kadar devam ederse o kadar arkasında dururum. 5 yıl. 5 yıl dururum. Vallahi mi ya? Aferin kız. Hanım işi bıraktı. Bütün gün... ...odada... ...domine yapıp deviriyor. Dizmiş dizmiş sokarım dominosunu değil mi? Hesabım hayatım. Kaç zaman bakarsın böyle yani. Arkasında durursun. Yani bir ömür bakarım zaten de. Aha. Bu klasik bir cevap. Ama ya domino niye yapıyorsun? Hani Allah aşkına. Büyük ihtimalle beni doktora falan götürür. Götürürüm tabii. 5-6 kere götürürüm ben de. Yani. Piyano almış bir tane. Bütün gün piyano çalacağım diyor. Başka hiçbir şey yapmayacağım diyor. Ha tamam o. Olurum dinlerim. Ha nihayet mantıklı bir şey söyledin. Ha tamam. Nihayet şu sıçtığın programda bir şey cevaplayacağız. Oh ya. Bütün gün piyano çalıyor. Okey misin? Dinlerim okeyim. Valla. Valla. Çok şey gelmez ama. Hoş gelmez ama. Biri bir şey dedi. Ne dedi? Başta bilmiyorum ya. İşte hoş gelmez ama. Bilirsiniz delirdiniz ha yemin ediyorum. Fethi Çakır. Gel kendin yap. Gel Allah'ın cezası. Gel. Güvenlik çıkarın abi şurayı. Güvenlik de yok bu arada yani. Çağırıyor ama meczup ya. Nerede güvenlik? Hangi soğukkanlı? Ben. Nerede alıyoruz bunu? Ya ben hemen zaten o plan vardır. Kriz anında ne yapacağımla alakalı. Atmışımdır belleğe. Onları uygularım. Buse de konu mankeni gibi dikilir. Sessiz, sakin, hiç kıpırdamaz. Yatıyorsunuz ikiniz sabahın 4'ü tıkır tıkır hırsız sesi geliyor içeriden. Kalkar mısın? Kalkarım. Sen?
O hiç kıpırdamaz. Buz kesildi. Aynen öyle oldu. Adam da geri gelmemiş, bekliyor sabaha kadar. İnşallah ikisi de ölmüştür. Aynen öyle kalıyor. Konuşmuyor, sadece komut bekliyor. Ben o ya anlarda... Bu kötü oldu ama... Komut mu? Komut bekliyor. Hadi gidelim. Sabahın dördü. Hocam, sence Buse senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi. Vallahi. Vallahi bulurdu. Bu kadar vurma kendine. Bence çok... Yok ya, kaç milyar insan var şimdi dünyada. Öbüründe başka bir özelliği öndedir. Benim bu özelliklerime aşık olmuş kendisi. Yine oldu köpek ha. Sadık dost. Kuzum, sence Gökhan senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi. Yani. Çünkü çok sosyal bir insan zaten. O yüzden hani illaki karşısına çıkardı. Dur, seyirciye soralım ya. Sizce Buse Gökhan'dan daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi diyenler o desin. Oo. Aa, yıkıldım şu an. Ne oluyor lan? Gökhan Buse'den daha iyisini bulabilir miydi? Bulabilirdi diyenler o desin. Oo. Daha çok çıktı. Bunları yakıştırmadınız mı yani? Böyle yorum olmaz olsun yani. O daha iyisini, o da daha iyisini bulabilir mi? Çok da hakim olmadığım birkaç adam var. Tatile gidebilir mi sensiz? Ya karar onun. İçim el vermez. Ama giderse de saygı duyarım. Canım sıkılır. Mesut Bey, bu soktu mu yerinde? Böyle sorular. Sen kızım, çok güzel cevap verdin abi. Aynen bu sıralamayla insan çünkü. Yani. Değil mi yani? Saygı duyarım, bilmem ne. Niye gittin ya? Öyle olurum ama yani. Ben gitmezdim. Neden gitti? O gidebilir mi? Ya gidebilir. Ama yani... Onun kadar ben soğukkanlı karşılamam. Yani o mesela saygı duyarım falan diyor ya. Çok da duymam o sırada büyük ihtimalle yani. Çok da sokarım saygısını yani. Gidemez ya, ne saygısı ya. Hadi puanlayalım. Çağdaşlık 10 üzerinden 8 üzeri diyenler o desin. Nasıl ya? Sizin gibi başka bir ilkel şurada bak. Sadakat 9 üzeri diyenler. Gizli bölüm yorulmuş vardı, ağzım burnum oynuyor. Sadakat 9 ve üzeri diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 8 ve üzeri diyenler o desin. Neyi beğenmediniz yine Allah'ın cezaları yani? 10 diyenler o desin. 3 diyenler... Hayır. Abi var, o bile o demedi. Abisi bile sen. Bu çok sıkıcı adamdır ya. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ben geldiğiniz için. Çok harikulade bölümlerden biri oldu. Her bölüm sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Hocam böyle ikinci el bir şey satmışın da. 95 mi? Korona bulaşacak diye mi? Ne yapıyorsun şu an? Biz bunu çalıştık. Burundan dolayı buruma dokunmamam, darbe almamam lazım. Olur da çarparım kafayı diye biz önce ben sonra sen böyle diye böyle... Böyle mi öpüşüyorsunuz genelde? Kafayı... Ben hiç mesela kaç yaşıma geldim öpüşürken kafa çarpmadım kimseye. Zaten kafa değil, değil burun. Anladım. Ondan çarpar, bir önlem aldık canım. Yani. Geçmişler olsun. Sağ ol. Yoksa... Yoksa yani. Yoksa yani. Mesut Bey, yoksa biz burada anasını aldırdık da. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Bu vakte kadar en az 5 kez video başında sesli kahkaha atıp hala ilişki testi hesabını Instagram'dan takip etmiyorsan, bendeniz Mesut Süre'yi de hakeza naif beddua severim. Diyelim ki evlenme teklif edeceğim. Yerler ıslak. Yavaş yavaş. Gözden kaybol. Hanım da böyle yapsın. Bitti be! Bölüm biter. Bay bay! Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız arkadaşlar. Canımsınız. Görüşürüz. Bay bay.
biz Cambly uygulamasıyla bir İngilizce hocamızla konuşuyorduk. Hatırlıyor musunuz? O şu an burada. Nerede? Nerede? Alex, where are you? Öyle. Yeah. The microphone coming you. Upstairs, upstairs coming you. Bye. Hello. İyi akşamlar. Welcome. Hi. Nereye gidiyorum? Alex geliyor bakalım, hayırlısı. Buradayım. Alex, your Turkish is little. Şöyle böyle ama yani idare ediyorum. Now, evet. I am in English, you are in Turkish. Hadi var canım. Mısın? Anlaştık. Köpeğe bak, aferin ya. Look the dog, aferin ya. Akıyor İngilizce. Vallahi akıyor. Now are you couple or yapayalnız? Ya, bekar, bekar. Bekar? Evet. Sevgili var mı? Yani, darling, darling, you have? Flirt yok yani, hiçbir şey yok yani. Sadece çalışıyorum bugünler. Yani her zaman ders veriyorum. Ve küçük dil okulu açtım. Yani vaktim yok yani girlfriend için. Dil okulu açtın, baktım gene yok. İnşallah kapatmadın hemen okulu. Yine olmadı yani. Ne güzel abi, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İngilizce. Okey, doğru. Ne oldu? Ben nasıl diyeyim? Hayırlı olsun ya. Hiçbir şey yok. Congratulations. Be with no. Hayırlı olsun. Oldu gayet. Gayet güzel. Ya. O kadar kötü ki anlayamadınız ha. Değil mi? Herkes bak, yuh artık ebesini ki. 40 yaşıma geldim, açıklıyorum şakamı. Size de yazıklar olsun yani. Now... I want to ask some question you. Korkuyorum, okay. Don't afraid me. I am a good man. Sympathetic, evet. You are more sympathetic than me. Oh, teşekkür ederim. Sayende öğrendim ben bütün bunları. Alex. Efendim. Evleneceğim bir kadında aradığın 3 özelliği soracağım şimdi sana. Ama İngilizce soracağım, bekle. Okay. I think that you will marry someone. Ben mi? Adam haklı. Yani fal bakıyor musun? Yani nasıl biliyorsunuz? Ne diyorsun acaba şu an? Benim az İngilizcem ve senin az Türkçen, yemin ediyorum. Üst üste çok az oldu hocam yani. Bir gıdım olduk beraber iletişimde. Müstakbel eşinde. Bunu da al söylersiniz. Kimse söylemez bunu. Future wife. Muhtemel yani. İçine sinecek 3 özellik sayar mısın bana? 3 özellik? Nasıl biri olsun? Anlamadım. Böyle dürüst... Hocam, dürüst, içine kapanık, salak, böyle 3 tane özellik. Evet, yani evet. Kendimi, on my own is okay. Anlamadım. İngilizce, lütfen. Yani anlamadım, Türkçe. Türkçe anlamadım, İngilizce. Onu da ben anlamıyorum. Chicken translate olabilir. About your wife. My wife? Yeah. Ha, like what I should describe her, 3 words? Yeah. Ha, what was it? Ne oluyor lan orada? Evet. Balkona bak, öyle oldu, böyle oldu, bir şey oldu. Abi biriyle konuşuyor ya, ondan sonra öyle oldu. Ne, harika, understand. İyi bir anne, ne var? Yani başka... Vallahi sizle kafa buluyor ya, Türkçe buluyor yerde. Benlik bir şey yok, iyi bir anneyim. Akıllı, dürüst, iyi bence. Ve güvenli, güvenli. Bir de şunu İngilizce çevirir misin? Karısından korkmayan... Allah'tan korkmaz. Koca alkış Alex'e. Alex. Efendim. Dil okulunun adı ne? Tiki Tibu.
Kabareye söyle de biz nereden bulacağız? Instagram'dan mı? Evet. English Class with Alex Sifa var. Tamam. Çok bol şans, başarılar diliyorum. Okay, sen programımızın rengisin canımsın. Teşekkür ederim.